Bakın arkadaşlar gözünü beyazlatmış. Yani buradan böyle basıp gözünü çıkartacak arkadaşlar artık. Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert Limaz, deneyim varım, sizler de iyisinizdir. Arkadaşlar bugün elimizde kelpeten var. Bundan bazı kuzuların ve boynuzların kafasına batmış, bazılarının da gözüne girmiş arkadaşlar. Dün akşam birkaç tane gördüm, bunun üzerine genel bir kontrol yapacağız arkadaşlar. Çok kötü boynuzu kafasına giren, gözüne giren hayvanlar var. Onları böyle kelpetenle keseceğiz. Eğer kesmezse onlar ölüme kadar giderler. Hem de çok acı çekerek ölürler. Şimdi gidip hayvanları yakalayalım. Size bunu gösterelim. 4-5 tane var herhalde benim gördüğüm ama bakacağız. Bakın arkadaşlar bunun iki boynuzu da böyle gözüne girmek için dönmüş resmen. Yani hayvan direkt öldürüyor arkadaşlar. Böyle bir ay falan geçse diğer boynuzu da gözüne girer. Ve hayvanı acı çekerek öldürür. Bakın şurası gözüne girmiş. Şimdi bunu güzel bir keserek alacağız, gözüne zarar vermeden. Belki görüyorsunuz bilmiyorum ama çok kötü olmuş. Yani boynuza böyle 4-5 gün içinde böyle gözüne kavuşmuş. Önceden kavuşmuyordu. Bakın bir 10 günde geçse bu da kavuşacak arkadaşlar. Doğada bakın böyle hiçbir tane canlı göremezsiniz. Çünkü mesela dağ keçilerine bakın, dağ koyunlarına bakın. Doğal bir şekilde seçilim olmuş ve hepsinin boynuzları mükemmel böyle. Düzgün çıkıyorlar. Hiçbir tane yamuk boynuz yok. Ama bunlarda öyle doğal bir seçilim olmadığı için bakın böyle sıkıntılı hayvanlarla karşılaşıyoruz. Bu doğada 2 aydan fazla yaşayamaz. Diğer boynuz da yüzüne girer. Acı çeker çeker ölür arkadaşlar. Doğadaki hayvanların boynuzları o yüzden çok aşırı düzgünler. Onlara doğal seçimi var. Öyle hayvanlar yıllardır ölmüş. Aa burada var böyle işte. Şimdi bunu keseceğiz. Ben de bakayım diye. Hayvanın gözüne girmiş. Gözünün buradan girecek. Gözünü dışarı çıkaracak. Şimdi onu buradan keseceğiz. Bir hafta daha geçse bu gözü kör olur bunun. Kesmedi, biraz kalın. Boynuz biraz sert arkadaşlar. İnce boynuzu ama sert. Hayvan şu anda canı yanıyor. Evet. Bakın. Tam şu kadar hayvanın gözünün içerisinde. Dur, oğlum bir dur. Tam şu kadar hayvanın gözünün içerisine girmiş arkadaşlar. Tam şu kadar. Şimdi bunu bu şekilde bırakırsak arkadaşlar yine gözüne gelir. Biraz daha rötuşlar yapacağız ve bunu da keseceğiz. Bunları bir iki ay satacağız ama biz yine keselim. Hayvan hiçbir zaman zarar görmesin. Belki alan insan farkına varmaz falan. Yine gözü kör olabilir. Gözüne de ilaç dökeceğiz. Kırmızı lağa damlatacağız gözü kör olmasın diye. Yani kör olmaya yaklaşmış. Onu diyebilirim size. Bakın arkadaşlar şöyle kestik. Şu ucu böyle sivri kaldı, gördünüz mü? Bu böyle gidip yakında hayvanın gözünü tamamen çıkarabilir. O yüzden burayı biraz, burayı da alacağız. Ondan sonra bu gözü de alabildiğimiz kadar alacağız yani. Şöyle alalım. Böyle ucunu kesinlikle sivri bırakmayın. Şöyle bu taraftan alalım. Evet. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar burayı aldık. Yoksa buraya erken kavuştuğu için buraya gelene kadar buraya kavuşup gözünü hayvanı çıkarıyor böyle. Dur kuzum. Şimdi burayı da keselim arkadaşlar. Bakın direkt böyle mızrak gibi gözüne geliyor. Biraz yukarıdan gitse bir şey olmayacak. Böyle burayı da buradan keselim. Böyle bir iki... Ah, elim kırıldı. Böyle kazalar olabiliyor. Bakın hayvanın gözü gayet güzel oldu arkadaşlar. Burayı biraz daha alabiliriz belki. Bakın bu boynuz daha gelmez kolay kolay. Şöyle şuradan da alalım. İşimiz kesin olsun arkadaşlar. Dur oğlum. Hop! Olmadı. Birkaç tane de var. Boynuzu kafasına girmiş. Gözüne değil. Hop, dur oğlum bir daha. Az kaldı. Şöyle ucundan almayı deneyelim. Burayı böyle biraz... Evet, kırdık bakın burayı. Tırnak kesmek gibi arkadaşlar. Korkma yani, acımıyor. Ama siz hayvan tutup buradan keserseniz boynuzunu özüne girersiniz. Hayvan kan kaybından ölebilir. Yalnız bisiklet telleri var arkadaşlar. Onlar çok güzel kesiliyor onlarla. Buradan kesseniz bile kan akmıyor. Onlar böyle çekirseki hayvanın boynuzunu yakıyorlar ve kan akmıyor. Ama tabii bizimkilerin boynuzu ufak olduğu için onu yaptığımız zaman bunun boynuzu kırılabilir. O yüzden onu yapmadık. Şimdi bunu bırakalım. Çok geçmiş olsun. Kendine iyi bak. Bir daha böyle şeyler yapma. Çarata seni. Şimdi arkadaşlar bir tane kuzunun boynuzu kafasına girmiş. Şimdi gidip ona bir bakalım. Ufak ama kafasına girmiş. Bakın arkadaşlar. Bu da daha değişik bir durum.
Bunun zamanla boynuzları kafasına baskı yapacak, belki kafasını bile patlatabilir. Bakın boynuzları böyle gıvrikleşmiş, buraya gelmiş dayanmış, kafaya dayanmış. Bu taraftan da böyle gıvrikleşip gelip kafaya dayanacak yakında. Biraz 3-4 ay geçse bu da gider arkadaşlar. Bu hayvanın kafasına baskı yapar, bu da ölümle sonuçlanabilir. Bakın şu kuzunun boynuzu da kafasına girmiş. Şimdi onu da yakalayacağız. Bunları buradan keselim şimdilik. Ondan sonra telle de kesebiliriz şuradan. Ama öncelikle hayvanı rahatlatalım. Çok tehlikeli durumda bunlar. Hop dur bakalım. Evet. Bakın aldık bunu böyle. Hayvanın kafasına tam oturmamış ama yakında oturacak. Şimdi biraz daha buradan keselim. Dur. Dur aslan parçası dur. Bunu ilerleyen zamanlar telle kesmemiz lazım arkadaşlar. Bu bununla olmaz. Bunun boynuzu kalın. Dur oğlum dur. Şımarma. Bakın şu tehlikeli noktaya bakın. İşte burası. Diyoruz ki bizim boynuzu kestik karışmayalım ama buradan batacak işte. Daha kötü yaptık. Buna çok dikkat edin. Bakın arkadaşlar bu kuzu da aynen öyle. Bunu da boynuzu kafasına girmiş ama bunun boynuzu ufak arkadaşlar. Şimdilik bir zarar vermez ama ilerleyen zamanlara verebilir. Hemen alalım. Hop yolladık bunu. Ucunu da düzeltelim. Bunları tel kesmez arkadaşlar. Tel bunları kırar. Bakın arkadaşlar bu iki kuzunun boynuzu da aynen öyle olmuş. Bunun ucu tam kafaya giriyor ama bunun boynuzu kafasına girmiş arkadaşlar. Bunun daha tehlikeli. Şimdi bunu da kıralım. Valla dur oğlum. Evet gördünüz mü ne kadar sıkıntılı boynuzlu hayvan var. Bakın neredeyse zamanla kafasını yarayacak. Yani burası da aynı öyle. Dur oğlum dur. Şımarmayın durun oğlum. Evet. Bunun boynuzunu da hallettik. Hadi bak güle güle. Şimdi bunun boynuzlarını yapacağız arkadaşlar. Bakın bunun boynuzları kafasına girmiş durumda. Canını yakıyorlar günden güne. Şimdi kestiğimiz zaman yerlerini göreceksiniz. Bir alttan girelim bir üstten keselim. Dur oğlum. Şımarma. Bakın arkadaşlar boynuzun ucu girmiş. Bakın şuraya delmeye başlamış. Zamanla delecek işte. Büyüdükçe. Şimdi burası daha kötü. Dur oğlum dur. Kafa atma oğlum. Çenemize vuracak. Çok dikkat etmeliyiz. Evet. Bunu da hallettik arkadaşlar. Şimdi buraya bakalım. Bakın burada artık kafasını yara etmeye başlamış. Dur. Hayvanın kafası acımaya başlamış. Bakın şöyle açalım deriyi. Gördüğünüz gibi içeriye artık gidiyor boynuz. Bunu da hallettik. Şimdi bunlardan biraz sonra bıçak yapacağız. Bakın arkadaşlar mesela bu doğada yaşayabilir bu hayvan. Bakın şu boynuzların orantısına bakın ne kadar mükemmel. Doğadaki hayvanların boynuzları hep böyle işte. Tam tamına düzgünler yani. O daha demiş gibi olan hayvanlar hepsi zamanında ölmüşler. Böyle düzgün boynuzlu hayvanlar geriye kalmışlar. Yani ufak bir yamukluk bile görmüyorum ben hayvan doğadaki hayvanların boynuzunda. Çünkü ufak bir yağmurluk olan bile ölüyor arkadaşlar. Doğa çok mükemmel yani. Hiçbir sıkıntı hayvanı bırakmaz. Sürekli iyiler devam eder. Bu da aynen öyle iyi bir hayvan. Bu asla ölmez mesela doğada. Bakın arkadaşlar bunun boynuzu da aynen öyle olmuş. Bayağı bir sıkıntılı hayvan var ya sürüde. Bunları hep bugün elden geçeceğiz. Şimdi bir zoom denemesi yapacağız arkadaşlar. Şu karşı dağlara doğru. Zoom yapacağız. Ama önümüzde otlar var maalesef. Karşıda bir köy var. Buraları ilk kez böyle yakından görüyorum. Aa, inek de var orada. Harika bir şey ya. Bu ne böyle? Uzaklığa bakar mısınız? İnekleri net bir şekilde görebiliyoruz.
Ben çok şaşkınım. Bu kadar uzaklıkta inek görmek. Buna bir lensten alsak var ya, efsane olur. İki, üç tane inek, dört. Bir tane de burada var, beş inek. Çok aşırı zoom ya. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Efsane bir şey. Boyka'nın son durumu böyle arkadaşlar. Boyka'yı düzelttim. Bayağı bir tedavi uyguladım Boyka'ya. Her gün bir tane yumurta kesinlikle geçirdim. Çiğ yumurta. Muz verdim, leblebi verdim, üzüm verdim. Böyle böyle yani Boyka'nın kursağını hiç boş bırakmadım arkadaşlar. Çünkü hayvan kurmaya girmişti. Aynı köpeklerde gençlik hastalığı gibi bir şey bu da. Yani gençlik hastalığının bir değişiği yani. Buradaki sadece hayvan kusamıyor. Cadı. Cadı da bayağı güzelleşti. Bakın Boyka artık iyi bir horoz olma yolunda ilerliyor. Hayvan artık ishalini aşağı yukarı kesti gibi. Bir de böyle kırmızı lağı var kuzularda kullandığımız. Pirmavilin diyoruz. Ondan verdim Boyka'ya. Boyka. Boyka'yı düzelttik yani aşağı yukarı. Artık yavaş yavaş adam olmaya başladı Boyka'da. Bu arada tabi Sezar da çok büyüdü, gelişti. Yani kurumaya girmiş hayvanınız varsa ne yapın edin. Yumurta kesinlikle içirin. Bir de ishalini artık bitirmeye çalışın arkadaşlar. Karakız. Hadi. Hayvanı yani kursağını hiç boş bırakmayın. Hiç boş bırakmadım Boyka'nın kursağını. Köpeklerde de öyle. Onlar da gençlik hastalığı aldığı zaman yoğurt, yumurta verdim sürekli. Hiç boş bırakmadım. Kussalar bile onların midesini boş bırakmadım. Horozda da aynı taktiği uyguladım. Tüyleri renklenmeye başladı artık. Yavaş yavaş artık yüzündeki beyazlık yerini kırmızılığa bıraktı. Yüzün ne kadar kızarırsa o kadar demek ki hayvan sağlıklı. Bunu sizlere söyleyebilirim. Boyka. Bu da Sezar'ın eşi arkadaşlar. Bunlar küçük tayfamız. Ama tabi bunu Boyka'ya değiştirebilirim. Bu bir tavuk. Horoz değil, yanlış anlamayın. Çok gördüğüm şu anda en iyi tavuk arkadaşlar. Fizik olarak. Kartal gibi. Şimdi arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Sezar ötmeye başladı. Bir hafta içinde öyle bir baktım ki bu kerataya. Sezar artık ötüyor. Çok şaşırdım yani. Şu hareketlere bakar mısınız dedim. Ufacıktı ya. Geldiğinde böyle bir yumruk kadar bir şeydi. Bir baktım ki ötüyor Sezar. Sezar'ın yani yaşı çok ufak arkadaşlar. Çok ufak bir hayvan. Onun öttüğünü duyunca şaşırdım. Belki yine öter bilmiyorum ama. Kaparmasını anlayabilirsiniz. Sezar. Sezar. Sezar'ın tavuğu Sezar'dan ay olarak büyük arkadaşlar. Sezar en küçüğümüzdü. Böyle ufacıktı, yumruk kadardı. Bir hafta içinde sana ne oldu oğlum? Bayağı bir değişti. Bunlara mısır veriyorum, buğday veriyorum, yeşillik getiriyorum. Ondan sonra en önemlisi bence çökelik veriyorum arkadaşlar. Anneannem bir çökelik yapıyor, onların inekleri falan var. Onlardan çökelik getiriyorum. Ve bunlar da enerji patlamasına yol açtı. Özellikle de Sezar'da. Öt bir duyalım Sezar. Sabah öttüğünü kulaklarımla duydum. Tavuk gerçekten efsane olacak ya. Çeratalar. Boyka'yla da bunu eşleştirsem güzel yavrular çıkarabilir arkadaşlar. Çıkmamış candan umut kesilmez. Biz de Boyka'mıza aynen öyle baktık. Dur, şımarma dur. Çarata seni, kartal bakışlı. Bakışları bakın kartal gibi. Sürekli ilgilendim. Beslerim, ilaç verdim ve Boyka artık kurtuldu. Aslan parçası olma yolunda ilerliyor. Çok büyük bir hayvan. O da benim de boyum uzun. 1.98. Ama Boyka da benim kadar oldu neredeyse. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bakalım bir dahaki videoya kadar Boyka nasıl olacak?